garipsersin, garipsersin, manidar olur. Varsa rüzgar, yoksa yağmur yağsın, der gibisin. İsyankâr olur. Varsa hasret, sen de sabret kalbim. Ben denedim. Pek bir işe yaramıyor. Abi. Ne oldu? Ne oldu be can sıcak? Hadi bir doğru düzgün baştan anlat bakayım bana. Ne oldu? Ya benim iş yerinde hoşlandığım bir çocuk vardı ya. Hani şu imkansız olan. Mert Çalhan'mış. Oliva'nın patronu, Çalhanların tek varisi. Hadi be. Nasıl ya? Annemin hayallerini süsleyen damadı buldun sonunda, öyle mi? Bulmamışım işte. Çocuk yalan söylemiş. Mert Çalhan falan değilmiş. Nasıl? Ya bizim asistan zannettiğimiz çocukmuş aslında Mert Çalhan olan. İş yerinde yer değiştirmişler. Benim tutulduğum adam da kenar mahalleden Kerem diye birisi. Ne gülüyorsun ya? Kızım var ya, sen çok şanslısın ya. Ya abi, ben sana anlatamıyorum herhalde. Ya uğursuz Cansu 40 yılda bir doğru düzgün birisini buldun dedim. O da sahtekar çıktı. Günlerdir yalan söylüyormuş, kandırmış beni. Sen de ona yalan söyledin. Farkında mısın? Adam biliyor mu senin gerçekte kim olduğunu? Koranların biricik kızı olduğunu biliyor mu? Beni tezgahtar Cansu zannediyor. Ya. Ama ya o mucize gibiydi, kusursuzdu. Artık değil. Cansu, kimse kusursuz değildir. Sen de uğursuz falan değilsin. Sadece hepimiz gibi bir insansın işte. Ayrıca Kerem'in kusuru senin tam da istediğin şey. Nasıl yani? Sen hiçbir zaman bu camiaya ait olmadın ki. Yüksek sosyete seni hep mutsuz etti. Tam bir adamı tutuldum dedin. Onu da bizim camiadan sandım. Ama değilmiş işte. Hem seni gerçekten seven bir adam, hem de bizim camianın o kasıntı tiplerinden biri değil. Ayrıca bir de şunu düşün. Bu adam önünde sonunda senin yalanını fark edecek. Çünkü kendi de yalan söylemiş. Biz buna şans diyoruz güzelim. Fırsatçı. Ya ne, yalan mı? Yani doğru aslında. Siz bayağı birbiriniz için yaratılmışsınız. Hadi kalk dans et, bir şey yap. Mutlu ol Cansu. Aptalım değil mi ben? Evet, aptalsın. Yine yanlış yaptım değil mi? Ulan bir de neler söyledim çocuğa, onu ne kadar üzdüm ya. Halbuki yapman gereken... Sadece doğruyu söylemek. Aynen. Ay! Ay söyleyeceğim, evet. Sonunda her şeyi birine anlatabileceğim. Ben Cansu Koran'ım. Oliva'ya kendi kaderimi çizmek için geldim ama seni buldum diyeceğim. Ay sonunda ya, sonunda. Ben gidiyorum. Ben arayacağım, şimdi konuşacağım. Şimdi Mert, yani Kerem. Sen hani varlıklı birisi değilsin ya. Ha işte ben öyleyim. Ay, bu böyle mi söylenir ya? Kerem, ben seni olduğun gibi istiyorum. Eğer sen de beni olduğum gibi kabul edersen, sana bir şey söyleyeceğim. Ben aslında... Alo? Cansu kapatma, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şey, benim de sana bir şey söylemem lazım zaten. Tamam, önce... Önce sen. Eğer kabul edersen yarın seni bir yere davet edeceğim. Tamam. Nasıl yani, gelecek misin?
bizim konuşmamız gerekmiyor muydu? Konuşmuş oluruz işte. Tamam, o zaman konum gönderiyorum sana. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Anne. Abi. Abi. Kerem aradı. Yarın buluşuyoruz. Süper bir haber bu. Bravo. Evet. Bu yalan oyun bitecek sonunda ya. Yalan. Ece. Ece. Ya Ece hala sevgilisini asistan Kerem zannediyor ama o aslında patron Mert Çalhan. Ya benim bunu hemen söylemem lazım. Ya dur kızım, ne yapıyorsun? Ya abi sen Ece'yi tanımıyorsun. O nefret eder yalandan. Hiç tahammülü yok. Yani ben bir de dürüst olacağım diye söz verdim. Şimdi bile bile nasıl saklayayım? Tamam dur, bir sakin ol. Telefonda söylenmez böyle şeyler. Yüz yüze konuşursun. Hı? Yani o da doğru. Kızın dünyası başına yıkılacak. Yanında olmam lazım söylerken. Evet. Çözülecek başka kriz yoksa. Ne o? Odamdan çık mı diyorsun yani? Ne işin var gecenin bu saatinde? Bir şey yok ya. Gece gece uyku tutmadı. Öyle bakıyorum boş boş. Hadi hadi. Aa. Acemi prenses hadi. Ay iyi hadi. Be tamam çıktı. Günaydın. Günaydın bir tanem. Günaydın ablacığım. Makyajımı bozdun. Ha bozdun. Hazırım, hazırım anneciğim. İğnelerini saplayabilirsin. Saçların güzel olmuş. Ne? İyi, bundan sonra hep öyle yapayım o zaman. Ne oluyor bugün bu evde ya? Hiç. Çok mutluyum. Mutluluğunun sebebi o fotoğraftaki çocuk mu? Ya ben hayatı çok yanlış anlamışım biliyor musun? Mutluluğu. Hiç inanmamışım mutlu olduğuma, olabileceğime. Hiç düşünememişim. Ya şimdi inanınca. Sen de denesene abla. Çok güzel bir değişiklik olur senin için. Haberiniz var mı bilmiyorum. Çalhanların torunu Mert geçen hafta bir kaza geçirdi. Ben daha önce hiç karşılaşmamıştım Mert'le. Karşılaşınca da çok sevdim. Böyle çok zeki, esprili, tatlı bir çocuk. Hatta... Anne, ben senin gibi bir kadın olmayacağım. Ben dün gece bir karar verdim. Yanlış anlamayın ama sizin gibi de olmayacağım. Başkalarının mutluluğu için kendi hayatımı feda etmeyeceğim mesela. Ya da cemiyette güçlü görünebilmek için hayatımı menfaatlerle, yalanlarla doldurmayacağım. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ben dostluk istiyorum, aşk istiyorum. En çok da özgür olmak istiyorum. O yüzden anneciğim, ben şimdi gidiyorum. Özgür olmaya gidiyorum. Görüşürüz.